Sayın Mustafa Cemil Kılıç, Kur'an'da cemevinin olduğunu ve Alevilik anlayışının, bugünkü yaşanan Alevilik anlayışının temelinin Kur'an esaslı olduğunu belgesiyle, Kur'an'dan okuyarak bizlere açıklayacak. Buyurun sevgili hocam. Tabii bunu şimdiye kadar pek çok vesileyle gündeme getiren başka inanç önderleri oldu, ilahiyatçılar da oldu. Biz de tekraren ifade etmiş olalım. Nur suresi 35. ve 36. ayeti kerime. Önce Arapça orijinal metnini okuyacağım. Ardından Diyanet onaylı Türkçe mealini okuyacağım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealini okuyacağım. Evet. Kendi meallerini okuyacağım. Bu Kral Fahd Üniversitesi, Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesi tarafından basılmış bir meal. Ama bu meali yapanlar Diyanet'in elemanları. Türkiye Diyanet'in elemanları. Önce Arapçasını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Mesele nurihi kemişkevatin fiha misbah. El misbahu fi zücace. Ez zücacetu keenneha kevkebun dürriyü. Yukadu min şeceretin mübareketin zeytune. La şarkıya ve la garbiye. Yekadu zeytuha yudî'u velev lem temseshu nar. Nurun ala nur. يَهْدِ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ يُسَبِّهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah insanlara işte böyle örnekler verir. Allah her şeyi bilir. Bu kandil bir takım evlerdedir. Evet. Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin okunmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam inananlar Allah'ı tesbih eder. Şimdi ayetin orijinalinde buyut geçiyor. Evet. O Arapçada beyt ev demek, buyut evler demek, çoğuludur. Evet. Direkt ev sözü var. Nasıl bir ev bu? Allah'ın adının anılması için toplanılan ev. Artı bir de bu evlerde çera yakılıyor, kandil yakılıyor. Allah aşkına söyleyin. Şimdi cem evlerinde çera uyandırılıyor mu? Kandil yakılıyor mu? Yakılıyor. Direkt burada cem evlerine işaret ediyor. Yani aslında bir mucizevi bir işaret. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemi düşünürsek ve günümüzdeki tartışmaları düşünürsek, aradaki o karanlık dönemi düşünürsek, o dönemdeki aydınlığın bugünkü tartışmaları ışıtmak açısından nasıl güçlü bir şekilde Kur'an'dan şavkıdığını, Nur suresi 35 ve 36. ayetten nasıl şavkıdığını, nasıl bir şavk vurduğunu görüyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın belki de bir mucizesidir, Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. İşte Kur'an, işte Cenab-ı Allah'ın ayetleri, işte cemevlerin, işte cemevindeki çerağı, kandil, işte cemevinde Cenab-ı Hakk'ın zikreden, tesbih eden, bu maksatla bir araya gelip cem olan Alevi müminler burada apaçık bir şekilde işaret edilmektedir. Evet. Tabii bu mümin olanlar için bir anlam ifade eder. Hani evet, diyor ya bazı ayetlerde, gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz. Kulakları olduğu halde duymak istemiyorlarsa, gözleri olduğu halde görmek istemiyorlarsa, Allah'ın ayetini de getirsek kabul etmezler, peygamberin hadisini de getirsek kabul etmezler. Bunu gerçek müminler kabul ederler. Evet. Burada Sünni Müslüman kardeşlerimize tekrar sesleniyorum. Kur'an-ı Kerim'in, kutsal kitabın bu 35 ve 36. ayetinde sözünü ettiği kutsal mekan ev, cami değil. Yani, cami de bugün kutsal mekandır. Yoksa camidir. Cami sözcüğü evet, toplayan geçmiyor, demek değil mi? Evet, geçiyor. Kur'an'da geçmiyor. Ha, geçmiyor değil mi? Şimdi de mescit değil. Tekrar edelim, evet, tekrar edelim. Camiler çok saygın yerlerdir. Tabii ki. Sünni kardeşlerimizin ibadethanesidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de
cami değil. Cami işaret edilmiyor. Kutsal mekan olarak cemevi. Ev işaret ediliyor. Nasıl ev? İçinde Allah'ın adının anıldığı, zikredilen evlere kera uyandırılan, kera uyandırılan, zikredilen ve içinde zikredilen evler. İşte Alevilerin evleri, cemevleri de kera uyandırılan ve orada zikredilen. Biz çocukluğumuzda ceme giderdik. Dede Allah Allah deyince yere kapanırdık. Dakikalarca Allah Allah, Allah Allah diye çığırışırdık. Allah'ı zikrederdik. Bugün de öyledir. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in burada Cemil Kılıç hocamızın da mucizevi şekilde cem evlerini işaret ediyor, cem işaret ediyor dediği bu Kur'an-ı Kerim'deki bu işaretle Alevilerin yaptığı ibadet birbiriyle tamamen örtüşüyor. Örtüşmektedir. Bir cümleyle bitireyim. Buyurun. 610 yılında ibadet etmeye başlayan Müslümanlar ilk mescitlerine 623 yılında zaten kavuştu. 10-11 sene Müslümanlar cami nedir, mescit nedir bilmiyordu bile. Peki soruyorum, evlerde ibadet ediyordu bunlar. Ey Diyanet İşleri Başkanı, ey Sünni ulema, ilk Müslümanlar, en büyük acıyı çeken, en samimi Müslümanlar yaptıkları o ibadetleri evlerde yaptılar diye o ibadetler geçerli değil mi? Benim sorum bu.